sayın basın mensupları, basın değerli basın meslek örgütlerinin başkanları, yöneticileri, temsilcileri, çok değerli gazeteciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anayasa Mahkemesi önündesiniz ve çok önemli bir haykırışı dile getiriyorsunuz. Size destek vermek, dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek üzere buraya geldik. Kamuoyunda iktidarın dezenformasyon yasası diye konuşturduğu, ancak doğrudan sansür yasası olan, gerçek bilginin yayılmasına, yalan bilginin yayılmasına engel olma yasası diye masumlaştırılmaya çalışılan bir yasanın iptalini istedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve iptalin altında imzası olan milletvekillerinden biri sıfatıyla da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla da Anayasa Mahkemesi'ne bu tarihi sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Çok somut bir vaka üzerinden meseleyi konuşmak lazım hiç uzatmadan. Tolga Şardan bu madde yüzünden tutuklanmış bir gazetecidir. Tolga Şardan bugün de tutuklu olacaktı. Bu görüşme yapılmıyor olsaydı burada. Tolga Şardan'ın bırakılması hukuken bir itirazın değerlendirilmesinden, birilerinin vicdana gelmesinden değildir. Tolga Şardan'ın serbest bırakılması bu yasa görüşülürken bu yasadan bir gazetecinin tutuklu olmasının iptalin en önemli kanıtı olmasındandır. Eğer bugün Anayasa Mahkemesi bu yasanın iptal edilmesiyle ilgili adımı atmayacak olursa, yarından itibaren geçen hafta Tolga Şardan'a yapılanlar tüm gazetecilere yapılacak. Hepimiz biliyoruz ki bu bir sansür yasasıdır. Bu gerçek dışı bilginin yayılmasına engel olmak için işleyecek bir yasa olsaydı, Türkiye şu anda dünyanın en büyük dezenformasyon cennetlerinden biri olmazdı. Seçim yaşadık. Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'yi kurtaran ve kuran partiye terör örgütüyle işbirliği yaftası yapıştırıp bunu yaydılar. Bu yasa buna engel olmadı. Tolga Şardan gazetecilik yaptı, hapsi boyladı. Bundan sonra olacaklar bundan ibarettir. Anayasa Mahkemesi'ne alacağı kararla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya uymasını ve anayasanın en temel gözetilmesi gereken bilgi alma, basın özgürlüğü ve vatandaşın bilgi alma özgürlüğünü koruyacak adımı atacağına inanıyoruz. Bu tarihi sorumluluklarını kendilerine hatırlatıyoruz. Bunu yerine getirmezlerse çok çok suistimal edilebilecek, tamamen bundan sonra sansür yasası olarak kullanılacak bir yasanın yürürlükte kalmasını sağlarlar. Bunu Türkiye taşıyamaz, dünyaya da anlatamaz. Ayrıca bundan sonraki süreçle ilgili de Anayasa Mahkemesi'nin bu tip toplumsal önemi çok yüksek olan, tüm toplumu ilgilendiren ve basın özgürlüğü gibi mesele gibi hayati meselelerle ve benzer hak ihlallerinde, kısıtlamalarda mutlaka çok daha hızlı gündemini alması ve çok daha önem atfederek görüşmeler yapması gerekmektedir. Bununla ilgili bir yasal düzenleme ihtiyacı varsa biz bu konuyu Anayasa Mahkememizin Sayın Başkanından, yöneticilerinden, genel sekreterinden dinlemeye, bu konuyla ilgili yapılacak yasal düzenleme noktasında destek vermeye de hazırız. Böylesine önemli konuların bekleyecek bir günü yok. Gazeteci Tolga Şardan halen hapiste olabilirdi ama bu görüşme bir ay önce yapılsaydı, geçen hafta yaşanan hem gözaltı hem tutukluluk süreci, sizin yaşadıklarınız, diğer gazetecilere yapılan baskılar olmamış olurdu. Ben en iyi kararın, en doğru kararın verileceğine inanıyorum. Anayasa Mahkemesi'deki yargıçların kim tarafından atandığına, hangi dönemde atandığına bakılmaksızın onların vicdanlarıyla karar vereceklerine yürekten inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Soru varsa yanıtlayabiliriz. AYM'den tam tersi bir karar çıkarsa şayet CHP'nin tavrı nasıl olacak? Nasıl bir yol izleyecek? Ben tam ters bir karar ihtimalini burada tartışmanın, bence AYM'nin vereceği kararla ilgili iptal etmeme ihtimalini konuşmanın şu aşamada yanlış olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şey olacak olursa Türkiye'yi bütün dünyada zora sokarlar.
Türkiye'de gazetecilik mesleğini bitme noktasına getirirler. Ve böyle bir kara lekeyi taşımak istemeyeceklerini düşünüyorum. Aksi durum her şeyi bozar. Yani insanların ekonomisini bile bozar. Basın özgürlüğünün olmadığı, gazetecilerin hapse tıkıldıkları bir ülkeye öyle çok bekledikleri ne yabancı sermaye gelir, ne Türkiye'nin güven endeksi yükselir, hiçbir şey olmaz. Burada verilecek karar son derece kritiktir. Hepimiz için önemlidir. Aksini düşünmüyoruz. Aksinin olması durumunda bunu olağanüstü şekilde değerlendiririz. Olağan olan buradan hukuka uygun, anayasa uygun bir karar çıkmasıdır. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.